Toplananlar ile sonucun aynı dereceden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada birinci dereceden çıkmış. Dolayısıyla burada AX artı B, CX artı D tarzında olacaktır. İç tarafta X'in katsayısı 1, burada da 1. Herhangi bir katsayı değişikliği olmadığından dolayı 6X'i 3X artı 3X gibi düşünebiliriz. Bu şekilde gelmiş diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bizim PX polinomumuzu 3x artı a şeklinde düşünelim. Yani ax artı b değil, 3x artı a şeklinde düşünelim. Px'in kendisi burada 3x artı a olacaktır. X yerine x artı 1 yazarsak buradan 3 çarpı x artı 1 artı a olacağı için px artı 1 değeri de 3x artı a artı 3 olur. Buraya da a artı 3 diyebiliriz. 3x ile 3x 6x yaptı. Tamam. A artı A artı 3 dediğimiz 2A artı 3 değeri de buradan 7 çıkacaktır. Diğer tarafa attık. 2A eşittir 4. A değeri 2 çıktı. Yani bizim polinomumuz 3X artı 2'dir. 1 eksi X yazarsak X yerine buraya 1 eksi X yazarsak buraya da yazıyoruz. 3 parantezinde 1 eksi X artı 2 oldu. Açarsak 3 eksi 3X artı 2 düzenlersek 5 eksi 3x olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.